Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Friedel-Crafts tepkimelerinin sınırlamalarından bahsedeceğim. Birinci sınırlamamız şöyle. Bir alkil halojenür, bir alken veya bir alkolden bir karbokatyon oluştuğu zaman bu karbokatyon daha kararlı karbokatyona dönüşebilir. Tepkimeden elde edilen ana ürün de genellikle daha kararlı karbokatyondan elde edilen üründür. Friedel-Crafts alkilleme tepkimesinde. Şimdi hemen şu örnek üzerinden bakalım. CH3, CH2, 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 Br. Yani butil bromür. Alüminyum klorür ile ne yapacak? CH3, CH2, 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 Br. Buradan neye bağlanacak? Al, Cl3'e bağlandı. Alüminyum eksi yüke sahip oldu. Şimdi şu arada bağ var, karbonla brom arasında. Brom burada bağ elektronlarını alarak ayrılırken karbokatyonunuz nerede oluşacak? Burada oluşacak. Şimdi bu birincil bir karbokatyondur ve kararlı değildir. Buradan devam ederse, yani buradan Br, Al, Cl3 ayrılırsa ve de şuradaki, şurayı da şöyle açık olarak yazacak olursak, buradaki hidrojen şuraya geçerken karbokatyonda, yani artı yük de buraya gelir. Br, Al, Cl3 ayrıldığında eksi yüke sahip bu. O zaman sekonder bir karbokatyon elde ederiz ki o da şöyledir. CH3, CH2, CH karbokatyonumuz şimdi burada ve de CH3. Bu sekonder karbokatyon, buradan da primer oluşuyordu. Bu daha kararlı. Şimdi bu kararlı karbokatyon üzerinden yürümeyi tercih eder. Ne yapacak? Benzen halkasını alkilliyoruz. Burada benzen halkasına bağlandığında elde edeceğimiz ürünümüz şöyle olacak. Şimdi şuradan bağlandığı karbokatyondan CH3 ve diğer CH2 ve CH3'leri yazdık. Ne elde ettik? Sekonder butil benzen elde ettik. Bunun yüzdesi %68 civarındadır. Peki buradaki birincil karbokatyon üzerinden de tepkime gerçekleşir. Benzen halkasına burada da bağlanma olur. Şimdi buradan elde edilecek ürünü de şu şekilde çizecek olursak, buradan da CH2, 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 CH3 şeklinde butil benzeni elde ederiz ki bunun da yüzdesi %32 civarındadır. Ama bizim ana ürünümüz hangisidir? Budur. Sekonder butil benzen. Yani Friedel-Crafts alkilleme tepkimeleri daha kararlı karbokatyon üzerinden yürümeyi tercih eder. İkinci sınırlaması da şöyle. Friedel-Crafts tepkimeleri aromatik halkada kuvvetli elektron çekici bulunduğunda veya halkada bir NH2, NHR veya NR2 grubu içerdiğinde genellikle çok düşük verimlidir. Elektron çekici gruplar halkayı elektronca fakir yaparak daha az etkin kılar. Meta yönlendiriciler Friedel-Crafts tepkimeleri vermeyecek kadar halkayı elektronca eksik yaparlar. Şimdi buradaki amino grupları da, yani NH2, NHR, NR2 de ne yapıyor? Friedel-Crafts tepkimelerini katalizlemede kullanılan Lewis asidi ile etkileşerek elektron çekici gruba dönüşür. Nasıl dönüşüyor? Gelin bunu görelim. Evet, şu şekilde benzen halkasında diyelim ki NH2 var. Onu da şöyle çizelim. Hidrojen, hidrojen, elektron çifti. Şimdi ne dedik? Lewis asidi olan alüminyum klorürle Friedel-Crafts tepkimesindeki ne yapacak? Etkileşecek ve bununla etkileştiğinde NH, H buraya bağlandı. AlCl3 eksi artı şeklinde ne oldu? Bu artı yüke sahip elektron çekici bir gruba dönüştü. Bu durumda bu yapının varlığında Friedel-Crafts alkilleme tepkimesinin gerçekleşmemesine sebep olur. Üçüncü sınırlama da şöyle. Aril ve vinilik halojenürler kolay karbokatyon oluşturamadıklarından bunlar da Friedel-Crafts tepkimeleri vermezler. Mesela aril klorürü çizelim şu şekilde. Evet, bu kolay karbokatyon oluşturamaz. Friedel-Crafts tepkimesi vermez. Diğeri de vinil halojenür dedik. Evet, vinil klorürü çizecek olursak şu yapı Cl. Bu da Friedel-Crafts tepkimesi vermez. Çünkü kolaylıkla karbokatyon oluşturamaz. Dördüncü sınırlamada şöyle. Çoğunlukla polialkilleme gerçekleşir. Neden? Çünkü alkil grupları elektron verici gruplardır. Ve bir tanesi halkaya bağlanır bağlanmaz da halkayı yeni bir yer değiştirmeye karşı etkin hale getirir. Ve bu da neye sebep oluyor? Polialkillemeye sebep oluyor. Hemen bunu da
Çizelim. Şimdi benzen halkasına CH, OH, CH3, CH3. Şimdi bu grupla biz ne yapacağız? Alkilleme yapacağız. Bor trifluorür kullanıyorum ve 60 santigrat derecede şöyle karbokatyon elde edildikten sonra bu yapı buraya bağlanıyor. CH3, CH3 bu bir nedir? İzopropil benzendir. Şimdi bu elektron verici grup olduğu için halkayı aktifleştirir ve yeniden bir yer değiştirmeye sebep oluyor. Yani şurasına bunun tekrardan bir grup daha bağlanıyor. Onu da hemen şöyle çizecek olursak. CH, CH3, CH3 burada. Şu 4 pozisyonda tekrardan CH, CH3, CH3 bu gruptan bağlandı. Yani polialkilleme gerçekleşir demiştik. Şimdi fakat Friedel-Crafts açılemelerinde polialkilleme sorunu yoktur arkadaşlar. Çünkü R, C çift bağ O. Yani açıl grubu elektron çekici bir gruptur ve tepkimenin son basamağında da ne oluyordu? AlCl3 ile bir kompleks oluşturuyordu ve bu durumda da daha fazla elektron çekici oluyordu. Bu da daha ileri yer değiştirmeyi engeller ve böylece monoaçillemeyi kolaylaştırır. Evet arkadaşlar, bugünlükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.